Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala rasulina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh aziz. Qadirdonlar, aka ukalar, bugün ushbu yangi manzil makonga bir o'zimiz uchun qadirdon bo'lgan birodarimizni taklifi bilan qadam ranjida qildik. Alloh subhanahu va taolo bu majlisimizni barchalarimiz uchun o'zi muborak qilgan bo'lsin. Bu majlisdan dunyo oxiratimiz uchun foydali bo'lgan manfaatlarni olib ketishligimizni nasib qilsin. Dünyanın özü de faydasını görüşümüzde. Ahirette bunun derecat mükafatlarına güvah buluşumuzda Allah subhanahu wa ta'ala özü nasip kılsın. Bana hazır acayip ay, Nebi Muhterem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin dünyaya tavallüt kılgen aylarda oturupmiz. Rabiul Avval ayı. Bu ay Müslüman insanını, Müslümanlarını bütün dünyada kalplerine surur, xursandchilik olib kiradi. Çünkü katta nimetini, katta deganda biz bazı narsadan nisbat olib aytmayapmiz. Yani nimet olarak başka bunga teng kelmaydigan, iman nimetiga erişişligimizga sabab bo'lgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin dünyaya kelganlari oyi. Bu ay bütün dünyada, bütün halklarda, Müslüman halklarda kadimdan, tarihten juda katta ihtiram bilen, itibar bilen karalgen, amel kılingen, bu küllerde siyretden dersler oturgen, salavatlar aytilgen, Kur'an tilavatları ve bunga o'xshagan, xuddi shunga o'xshagan marosimlar tarix mobaynida, ming yillar mobaynida bizgacha yetib kelyapti. Ha, boshlanishida biroz Fatimiy degan Mısır'da Al-Mu'iz Billah degen adam tamamından teşkil kılıngen. Lekin ular her türlü şirk, küfür, bid'at narsalarını aralaştırıp rasva kılgen işlerini Ahl-i Sünna vel Cema'a bu tarihte, İslam tarihinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mavlidleri münasebeti bilen katta encümenlerini, utkazışlıkını kolge olganlardan keyin bu işler raviyaga o'zining chiroyli yo'liga tushgan. Mana bugunga qadar buni go'zal samarasidan, manfaatidan musulmonlar foydalanib kelyapti. Muhammad alayhi salatu vasallamning biz ummatlar uchun na qadar mehribon ekanliklarini ta'riflashga tilojiz. Biz o'zimiz ta'riflamoqchi bo'lsak, jumla topolmaymiz. Jumla topolmaymiz. Mashhur shoirlardan bittasi aytadi: "Men" deydi, "Muhammed aleyhissalatu vesselam'ni maktab söz aytolmayman" deydi. "Belki sözümni maktab Muhammed aleyhissalatu vesselam'ni aytaman" deydi. "Meni sözümni güzel kıladigan cümle Resulullah, bizni hayatımızni güzel kıladigan zat Resulullah'nın talimatları, o zatning ko'rsatgan ko'rsatmalari. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala anaşı biz tariflay olmaydigan cümlelerini ayet kılım nazıl kıyken. İlahi talimat kılım nazıl kıyken. Tavbe surasının ahırda Allah ta'ala merhamet kıladı. "A'udu billahi mineşşeytanirracim. Laqad ca'akum rasulun min anfusikum azizun aleyhi ma anittum. Harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim." Ve tahkik sizlerge o'zinglardan bo'lgan rasul keldi. Biz musulmonlar inson zotimiz biz. Inson toifasimiz. Biz bilgan, tanigan, bizni ichimizda yashagan payg'ambar alayhissalotu vassalomni atrofidagi hamma odam Rasulullohni tanirdi. Yolg'on gapirmaydigan, axloqi hamidalik inson bo'lgan, omonatga xiyonat qilmaydigan, gapida sodiq turadigan, qarindosh urug'lari bilan siyli rahim qiladigan, doim mazlumga yordam beradigan, zolimning qarshisida turadigan inson edilar. Nasablari o'ta toza nasab edi. Sizlar bilardinglar, sizlarga kelgan odam payg'ambar bo'lib kelar ekan, biz buni tanimaganmiz,
Taniganimizda ergashardik degan bahonaga o'rin yo'q. Hamma Rasulullohni tanirdi. Mana hozir 1400 yil o'tdi, hammamiz tanib turibmiz yana. Qiyomatga qadar Rasulullohni noma'lum jihatlari qop ketishi mumkin emas. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni xohlaysizmi, xohlamaysizmi, islom ummati kimliklarini tanitadi. Butun dunyoga tanitadi. Hattoki islomni qabul qilmagan tarixchilar bugun ilmiy tadqiqotlar olib borar ekan, insoniyat tarixida tarix g'ildiragini aylantirib olgan, tarixda yangi inqilob yasagan, inson zotini bir necha qadam oldinga peshqadam bo'lib ketishligiga sabab bo'lgan insonlar ro'yxatini tuzdi. 100 talik. Ana shu 100 talikning birinchi o'rinida Muhammad deb nom qo'yishdi. Musulmon emas ular. Insoniyat tarixida eng katta xizmatni qilgan zot Muhammad alayhi salom ekanliklarini musulmon bo'lmagan odam tarixchilar, insofli odamlar tan olyapti. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, o'zingizlardan bo'lgan rasul sizlarga batahqiq keldi. Keladi. Qiyomatga qadar eshitmadim degan odam qolmaydi. Men eshitmagan edim, Muhammad degan odam bo'lganmidi? Yo'q, men eshitmagan edim deya olmaymiz. Har bitta suhbat Allohning irodasi bilan joriy bo'ladi. Har bitta majlis tavfiqi ilohiy bilan bo'ladi, tasodif bo'lmaydi. Men bilmagan edim degan inson yer yuzida qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning boshqa bir oyatida va'da beradi. Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Payg'ambarni tanitadigan, risolatni yetkazadigan bir risolat insonlarga yetmaguncha ularni azoblamayman, deyapti Alloh taolo. Demak, men bilmagan ekanman, eshitmagan ekanman deya olmaymiz. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. O'zingizlardan bo'lgan rasul keldi sizlarga. Azizun alayhi ma anittum. Bizga nisbatan bizni adashib ketishligimizni eng ko'p tashvishini Rasululloh qiladilar. Bizga nisbatan bizdan ko'ra mehribon Rasululloh, otamizdan, onamizdan ko'ra mehribonroq Rasululloh, bizni o'ylab kechasi kunduzi uxlamaydigan zot Rasululloh edilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan imom Malik muvattolarida rivoyat keltiradilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar: "Li kulli nabiyyin da'vatun mustajab da'a biha." Har bitta payg'ambarning ijobat duosi bor edi. Hamma payg'ambar bu ijobat duosini qilib bo'ldi. Lekin mening bir duoyim bor. U albatta Alloh va'da bergan ijobat qilishlikka buni qiyomat kunida mo'minlarning shafoati uchun asrab qo'ydim deganlar. Bizga asrab qo'ydim deganlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning tarixlarini, siyratlarini o'rgansangiz, boshlariga shunaqa og'ir kunlar kelgan, o'sha kunlarda o'sha duoni ijobati uchun duo qilsalar bo'lardi. Toifga borganlarida toifdagi odamlar kalaka qilib, masxara qilib, yosh bolalarning qo'llariga tosh berib, toshboron qildirib, hattoki oyoqlaridan, qo'llaridan qonlar oqdi. O'sha paytda Jibril alayhi salatu vassalom Jabalul, ya'ni Malakul Jabalni, tog'larning farishtalarini olib keldi o'zi bilan birga. "Ey Muhammad alayhi salam," dedi. "Mana tog'larning farishtasi o'tiribdi oldimda," dedi. "Bu toif ahli sizni qadringizni bilmadi. Sizni haqiqiy, ya'ni kimligingizni tanimadi. Bular qilgan jinoyati uchun mana bu farishtalarga bir og'iz ayting, tog'ni ko'tarib oborib Toifun ustiga qop-qop qilib qo'yadi," dedi. Payg'ambar alayhissalom duo qilsalar ijobat bo'lardi. Butun xalqni qirib yuborishlikka imkoniyatlari bor edi. Shunda Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? "Yo'q," dedilar. "Fa innahum la ya'lamun," dedilar. "Ular bilmasdan qilyapti," dedilar. "Ular meni tanimayapti. Bilganda balki qilmas edi shu ishlarni. Balki bularning avlodlaridan bu dinni qabul qiladigan insonlar chiqar, haqlariga duo qilaman," dedilar.
Taif Peygamber aleyhissalatu vesselam umurları mobaynide en ağır kün bugün. Medine-i Munavvara'ya kelganlaridan keyin sahabalardan bir neçeleri kelip Peygamber aleyhissalomga hatta Ayşe anamız soragan. Ya Allah'ın Resulü, hayatınızda en ağır kün kaysi kün? En ağır kün, ağır halatga tushib qolgan kuningiz kaysi kün? Degende sahaba o'ylagan ki Uhud'na aytsalar kerak. Uhud'da mag'lub bo'lgan paytlarida tishlari singan. Mübarek kişileri singen künne etseler gerek deyip kütüp durgende en ağır günüm Taif degenler. Uşa Taif'te duaları icabet buluş ihtimali var da dua kımadılar şu halka, milletini, ümmetini öyle. Keyinçelik Taif'ten cüda katta ulamalar, sahabelerden bir kançaları Taif'ten Müslüman bulup İslam'a keyin hizmet kıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam cüdayem, cüdayem mihraban adılar. İbn Hibban'ın rivayeti de Ayşe anamızdan. Ayşe anamız aytadılar. Bir günü Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen oturup men gap kusçakça sohbetke eğlenip gitti. Kursan bop gitkenimden ya Allah'ın Resulü beni yan hakkımge dua kılın dedim deydi. Ayşe anamız. Şunda Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın Ayşe'ni ötken ve gelecek günahlarını keçirgin. Allah'ın Aişe'nin aşkara ve mahfi günahlarını hem keçirgin deyip dua kıldılar. Peygamber namını aytıp bir ümmetinin hakkıyla dua kılı yaptı. Ayşe anamız şunaka hursan bop gittiler. Hursanliklerden ağızları kulakları yitti. Hatta ki başlarını Peygamber aleyhisselamın yelkelerine koyup alıp küldüler. Şimdi Peygamber aleyhisselam ha Ayşe hursan bop gittin mi dediler. Hani kursan bulamam de. Peygamber beni hakkımda dua kılı yap diye. Peygamber beni hakkımda dua kılsa ben kursan bulmayayım ben de. Dedi. E Ayşe sen bilesen mi dediler. Bana şu duanı her namazdan keyin ümmetimin hakkıya kılamam ben dediler. Siz bilen bizi hakkımızda kıladılar. Her beş vakit namazda kılarkenler. Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetke ümmetini özü denen mihraban adılar. İmam Bayhaqi Şuab-ül İman'da Bişir ibn Akrab radıyallahu anhudan rivayet kıladılar. Bişir ibn Akrab'nin dedeleri Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen cihatta katnaşken insan. Yo Uhud'da, yo ki Badr'da, yo ki Kaysıdır Gazat'ta şehit bulgan adam. Bişir ibn Akrab dedeleri vefat topgan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı kursalar yığlayırarkenler. Çünkü otaları eski düşerdi. Otalarını eslep yığlayırarkenler. Çünkü Bişir'e karab ettiler ki hey Bişir yığlama dediler. Seni otan vefat taptı doğru. Lekin senge men ota bulsam senge Aişe ona bulsa seni Fatime opan bulsa Ali senge amaki bulsa razımas mı sen dediler. Deseler razıman Allah'ın Resulü. Dedem şehit buldu. Uzi Bişir ibn Akrat'ını başka balalar teyindaşları. Kim sıçarken? Dedesi yok. Yetim bala de. Kim peygamberdek zat menge otalik taklif kılı yaptı. Yani otalıkka olu yaptılar beni. Degenden ki bütün mahalle Bişir'ini havas kıp koyan. Hazır biz ama havas kılamız. Resulullah sizge gelip otan ordunu ben bassam bu miydi mi deyiş. Kanaka katta makam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin gamını taşımışını kılardılar. Bir günü Medine'de keçkurun cüde kattık kıçkırık avazı eşitildi. Hamma uyg'onib ketdi. Uyg'onib hamma ordudan turup kıçkırık bo'lgan tomonga qarab yurdi. Nima bo'ldi-ekin bu tomonda deb. Borishyapsa u yoqdan bir otliq kelyapti. Yaqinlashib qarashsa Payg'ambar alayhissalotu vasallam kelib odamlarga aytayaptilarki, bemalol yotaveringlar, xotirjam uxlayveringlar, borib keldim hech narsa yo'q ekan deyaptilar. Ümmetinin gamı için her daim aldığında peşva bugün adam bugünler. Nebi Muhterem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ebu Davud'un rivayetleri de
Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma rivayet kıladılar. Bir günü Bamdat namazını deydiler. Bamdat namazını sünneti uzu adette Bamdat'ın rakatlarına uzunraq sure zam kılınlar. Bir günü kıska sure zam kıldılar. Kıska yengil namazını okudular. Okuyandan ki Cabir ibn Abdullah aytadılar. Ya Allah'ın Resulü bugün kıska okudunuz. Bamdat'ını nimege dedi. Degende Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz okup turgan paytimda bir yosh go'dakning yig'isini eshitdim. O'sha yosh go'dakning yig'isi biz bilan namaz o'qiyotgan onasini qalbiga tashvish tushiradi. O'sha tashvishni to'xtatish uchun namozni men qisqa qildim dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom namozda ham orqadagi odamlarga mehrli, shafqatli bo'lishlariga sabab, ya'ni misollardan bittasi. Nabi sallallohu alayhi va sallamning biz ummat uchun o'ta mehribon ekanliklarini ko'p asarlarda, rivoyatlarda ko'rishimiz mumkin. Shafoat hadisi bor. Imom Buxoriy, Muslim, boshqa hadis to'plamlarida rivoyat qilingan. O'sha har bitta payg'ambarning ijobat duosi bor. O'sha ijobat duosini dunyoni o'zida qilib bo'lgan Men bu duanı kıyamette şefaat için ap koydum degen hadisleri de bu rivayetini keltirişedi. Kıyamet günü de hammamız yakka yakka halde tırılamız. Ne bir mezhep, ne bir boşluk, ne bir ata ana hiç kim kalmaydı. Her kim özümge nama bularkin deyip taşviş kıptıradı. Menemen degen kahramanlar Nafsi, nafsi, nafsi deydi. Menge nama bularken, menge nama bularken deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam İmam Ahmet'nin musnadlarda kelgan rivayette aytadılar. Kıyamet günü de adamlar kıp yalangaç tırladı. Kefallaran bu beydi. Kıp yalangaç mahşarga baradı degende Fatime anamız yüzleri kızarıp gitti. O te hayali bu geller. Ya Allah'ın Resulü. Qanday qilib yuramiz o'tda odam uyaladi-ku, hayo qiladi-ku dedilar. Shunda payg'ambar alayhissalom Fatimaga qarab aytdilar, qiyomatning dahshati shunday dahshatki, vuqufning dahshati shunday dahshatki, inson o'zining jinsini nimaligini esdan chiqarib qo'yadi. Inson bir dona savolni o'ziga berib o'rnidan turadi. Menga nima bo'larkin? Endi nima bo'larkin? Endi nima bo'larkin men deydi. O birbiriga qarab erkek ayolligini ajratadigan muhit bo'lmaydi. Ana shu vaziyatda har insoniyat Odam alayhissalomdan qiyomatgacha bo'lgan insoniyat o'rnidan turib boshlariga tushgan tashvish uchun Odam alayhissalomni oldilariga borishadi. Siz bizni otamizsiz. İlk odamsiz. Bizni shafoat qiling. Alloh bilan bizni o'rtamizga tushib bering. Bizni qutqaring deyishadi. Deymiz hammamiz. Shunda Odam alayhissalotu vassalom aytadilar: "Hey inson zot avlodlarim, men Alloh subhanahu va taolo yema degan narsani yeb qo'yganman. O'sha savol-javob uchun qanday javob berishligimni o'ylab o'tiribman. Men o'zimni tashvishim bilan o'zimman. Sizlarga bir narsa o'rtaylarga tusha olmayman." Sizlar İbrahim'e boringlar deyişad, deydiler. Bütün halayık İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın aldığı baranız. İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın aldığı kelip, ey Halilullah, Allah Ta'ala sizni halil dedi. Halil dosttan üstün duradı. Dost, hamroh, hamkor bo'lishi mumkin. Halil, bir-biriga canını beri varadigan dostga halil deyiladi. Allah Subhanahu Taala İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'ni halil degan. Nimaga? O'g'lingizni so'ying desa, olib borib so'ygan o'g'lini. Allah buyurgan narsada ikkilanmagan kishi. O'shaning uchun Alloh Taala u kishini o'g'illarini o'rniga qo'chqor berdi. Qurbonlik shundan joriy bo'ldi. Halil. İbrahim Aleyhissalatu Vesselam aytadilar. Men deydilar Misrga borganimda tog'ut zolim meni ayolim bo'lgan Sorani bu kim deb so'radi. Sora o'ta go'zal ayol bo'lgan. Sora onamizni
Yani yomon niyat bilan padişah soragan. Agar eriman desa İbrahim aleyhisselamı öldürüp hatınını ap koymakçı bo'lgan. Uşandan havatır kılıp nima degenler? Singilim degenler. Sonra singilim degenler. Keyin qaytib kelib Soraga aytganlar ki sen beni Allah yolundaki singilimsen. O'zi ayolimsan, lekin cümle tuzayotganimda ana bu kafir başkaça tushunsin uchun aytdim onu. Aslida Allah yolundaki singilimsen. Seni sorab qolsa meni yolg'onchi qilib qo'ymagin deganlar. Ana shu gap o'zi shariat ijozat bergan gap. Lekin İbrahim aleyhisselam qiyomat kuni aytarkanlar ki o'sha joyda yolg'onga ehtimol bo'lgan gap gapirganman men. Buni hisob kitobi bo'lib qolsa nima qilaman? Alloh taolo nimaga yolg'onga dalolat qiluvchi gap gapirgansiz deb so'rasa, men o'zim qanday javob beraman? Men o'zimdan boshqaga hozir kuchim yetmaydi deb uzr aytarkanlar. Ho, birodarlar, yolg'onni to'xtamay gapirayotganlar. O'zini o'rtog'ini aldab pulini uxlatayotganlar. Yolg'onni suv qilib ichayotganlar qiyomatdagi hisob kitobni o'ylab qo'yish kerak. Boringlar Musoga boringlar deydilar. Butun jamoat hammamiz Muso alayhissalotu vasallamning oldilariga boramiz. Hey Muso, Alloh subhanahu va taolo sizga o'zi gapirdi. Va kallamallohu Musa takliman. O'zi gapirdi. O'rtaga farishta qo'ygani yo'q. Kalimulloh bo'ldingiz. Siz bizga shafoatchi bo'ling deymiz. Shunda Musa alayhissalotu vasallam aytadilar ki, ey jamoat, Misrda Bani Isroillik bir odam bilan Qibti bir novoy o'rtasidagi janjalga aralashib, novoyni bir mush urib o'ldirib qo'yganman men. O'shaning hisob kitobi bo'lib qolsa nima qilaman? Alloh mendan so'rasa qanday javob beraman? Men o'zimni tashvishimdaman, sizlarga yordam bera olmayman. Isoga boringlar deydi. Hammamiz Iso alayhissalotu vasallamning oldilariga boramiz. Iso alayhissalotu vasallam aytadilar. Men ham o'rtaga tusha olmayman. Sizlar borib Muhammad alayhissalotu vasallamga boringlar deyishadi. Yuqorida Nuh alayhissalom qop ketibdi, sahih rivoyat. Nuh alayhissalotu vasallam ham qavmlarini haqqiga duo qilganlar. Badduo. O'sha badduo qilganlari uchun so'ralishliklardan tashvish qilib men shafoat qila olmayman. Boringlar Ibrohimga deganlar. Oxiri Muhammad alayhissalotu vasallamning oldilariga boramiz. Muhammad alayhissalotu vasallam arshning ro'barusida sajdaga yotadilar. Shunday sano aytaman deydilar. Insoniyat borliq yaratilgandan beri bunaqa sanoni hech kim aytmagan. Alloh taolo ilhom qiladi u sanoni. Shunday duo qilaman, bu duoni borliq yaratilgandan beri hech kim qilmagan. Insoniyat u farishtalar bu duoni qilmagan. Alloh ilhom qiladi, duo qilaman. Ey Habibim, boshingizni ko'taring. So'rang. Berilasiz. Nima so'rasangiz beramiz. So'rang. Yo Alloh, mening ummatimdan gunohi kabira qilgan, gunohi sag'ira qilgan ummatim jahannamdan chiqsin deb duo qiladilar. Gunohi kabira qilgan, gunohi sag'ira qilgan ummat hammasi jahannamdan chiqadi. Yana sajda qilaman deydilar. Shunday sano aytaman, bu sanoni borliq hech kim shu kunga qadar qilmagan. Shunday duo qilaman, bu duoni hech kim qilmagan. Boshingizni ko'taring. So'rang berilasiz. So'rang bizdan duoingiz ijobat bo'ladi. O'sha ijobat duoni qilyaptilar. Asrab qo'yilgan duoni qilyaptilar o'zlarini haqqida emas, bizni haqqimizda. Butun insoniyat qayoqqa borishni bilmay turgan paytida duo qilyaptilar. Hadisning oxirida qalbida xurmoning danagi qadar, xardalning urug'i qadar iymoni bor odam bo'lsa jannatga kirsin deb duo qiladilar. Amali yo'q. Lekin qalbida iymoni bor. Duo qiladilar, Alloh taolo u duoni ijobat qiladi. Jahannamda musulmon odamdan hech kim qolmaydi. Hammamiz inshaalloh robbil alamin jannatga kiramiz. Bu
Muhammed aleyhissalatu vesselamga bo'lgan hurmatning, u kishining shafoatlaridan bo'lgan umidning natijasida. Shafoatga umid qilmagan, shafoatni tan olmagan, Rasulullohni hurmat qilmagan, sunnatlarga ergashmaganlar bu narsalarga erisha olmaydi. Shuning uchun biz bunga o'xshagan ajoyib majlislarda Payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnati saniyalaridan, sirat nabaviydan, Payg'ambar alayhissalotu vassalomga bo'lgan muhabbat darslaridan o'rganib, buni manfaatini olishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu xonadon egalarining qilayotgan ishlariga barakotlar bersin. Shunday ajoyib bir majlisni uyushtirib, Payg'ambar alayhissalotu vassalomga bo'lgan muhabbat, u zotning siyratlaridan bo'lgan darslarni tashkil qilib beryaptilar. Alloh subhanahu va taolo bu birodarimizga ham ilm majlislariga beriladigan ajr mukofotni bersin. Farishtalar har doim yer yuzida majlislarni qidirib yurishadi. Majlis qidirib yurishadi. O'sha majlislar ichida Allohning zikri, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlari, u zotga salovat, Qur'on tilovatlari bo'layotgan majlislar bo'lsa, boshqa farishtalarni chaqirishadi. "Hoy farishtalar, biz qidirib yurgan majlisni topdik. Kelinglar, kelinglar" deydi. O farishtalar o'sha majlisni ustini o'rab izdihom bo'lib to Baytul Ma'murgacha to'planib olishadi. Inshaalloh bu majlis o'shunaqa majlislardan. Suhbatni eshitayotgan paytingizda ichingizda ruhiy lazzat, badaningizda ajoyib bir jimirlash bo'layotgan bo'lsa, farishta sizga teginib turibdi. Bu majlisning fayzi futuhi odamlarga yetayotgan gapning mag'zi, matrasi mana shu aynan farishtalarning ishtirokida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Badrda farishtalarni ishtirok ettirdi. Alloh subhanahu va taolo Uhudda farishtalarni ishtirok ettirdi. Alloh subhanahu va taolo o'zining zikri bo'ladigan joylarga farishtalarni ishtirok ettiradi. Alloh taolo bu majlislarimizni farishtalar ishtirok etgan majlislardan bo'lishini nasib qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dunyoda sunnatlariga ergashib oxiratda shafoatlaridan barchamizga o'zi nasibador qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimiz, u zotni ko'rmasdan turib keltirgan iymonimiz albatta mukofotga loyiq birodarlar. Bu mukofotni olmaguncha dunyodan o'tmaylik. Dunyodan iymonimiz bilan o'tib qiyomatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hamd bayroqlari ostida turilishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni manfaatli qilsin. Hozir tartib bo'yicha menimcha taom berilar ekan, keyin mavlid o'qiladi. Inshaalloh Qur'on qiroatlari qilamiz, keyin maslahatga ko'ra oxirgi duoni qilamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.